Sevgili iyi çocuklar, kötü çocuklar, Noel annenin sizin çoraplarınıza da güzel hediyeler bıraktığını umarım. Noel anneye inanıyorsanız tabii, inanmıyorsanız o başka bir hikaye. O zaman hepinize mutlu yıllar dileriz. Hatırlatalım dünya ve Türkiye ile ilgili tahminlerimizi sunuyoruz size. Bugün Türkiye'deki siyaset konusunu işlemek istiyorum. Politika benim ana gündem maddem değil. Ama artık 30. yılına girerek doğayan olduğum ve ustalık dönemini bitirip, bunaklık dönemi eserlerimi yaratmaya başladığım ekonomik kariyerimde keşfettiğim pratik sonuçlardan bir tanesi, özellikle Türkiye gibi bir ülkede siyaseti incelemeden, e, ekonomik tahminler yaptığınız zaman havada kalıyor, afaki kalıyor. Her zaman siyaset ekonomi etkiler demiyorum ama en azından ekonomik analizi bitirmeden önce siyasi manzaraya bir göz atıp oradan ekonomiye şoklar gelebilir mi ya da tahminlerimizi etkiler mi incelememiz lazım. Ve maalesef yani 2020'de yine siyasetin ağır, karanlık ve puslu gölgesinin ekonominin üstüne vuracağı bir yıl olacak. Bunu çok vurucu bir şekilde vurgulamak ve aynı zamanda da tabii bu tatil günlerinde sizin keyfinizi kaçırıp iyice ağzınızın köpürmesine sebep olmak için videonun başlığını ya IMF e ya erken seçim seçtim. Herkese kapak olsun. Mesele şu, geçen hafta çektiğim videolarda ki buralarda bir yerde bulacaksınız artık alıştınız benim yön bulma hissimin sıfır olduğunu. Türkiye ekonomisinin 2020 yılında %2 büyüyeceğini söyledim. Bir iki gün önce IMF kendi tahminlerini yayınladı. Onlar da yüzde üç diyorlar. Yüzde iki ya da yüzde üç pek fazla fark etmez. Türk halkına refah getirmez. Özellikle Türkiye'deki gelir dağılımındaki adaletsizliği düşünürseniz işte en tepedeki yüzde on gelirin yüzde %40'ını yüzde kırkını alıyor. Geri kalan biz sıradan faniler hemen hemen reel gelirimizin hiç artmadığını göreceğiz ve bu da tabii ikinci ya da üçüncü yıl ardı ardına reel gelir anlamında bir durgunluk anlamına gelecek ve AKP'ye şikayetler yükselmeye başlayacak. Zaten Davutoğlu ve Babacan partileri de büyük ölçüde bu şikayetleri kendi oylarına tahvil etmek için kurulmuş ve kurulmakta olan partiler. IMF benim için hükümetin pragmatizme dönüşünün semptomu veya delili olarak kullanılan bir terimdir. Tabii çağırıp çağırmamak hükümete kalmış ama bankalardaki batık ve riskli krediler sorununu başka türlü çözemezsiniz. IMF ile bir ilişki kurulması, en azından öneri alınması bence hükümetin erken seçim yoluna değil, ekonomik politikalarını düzelterek daha akılcı, daha uzun soluklu ve reformları önceleyen bir patikaya saptığının işareti olacaktır. Tabii bu durumda Türkiye için çok daha iyimser olur. Hükümeti kutlarım. Eğer kış aylarında Erdoğan kendisine sunulan ekonomik rakamların gerçeği yansıtmadığını veyahut da gerçeği aşırı parlattığını, sürdürülemeyeceğini Sezer de bu yola saparsa da şaşırmam. Çünkü her ne kadar muhalif olduğumu gizlemesem de Sayın Erdoğan'ın siyasi zekasına özellikle halkla ve iş dünyasıyla çok yakın temasına güveniyorum. Oradan muhtemelen şikayetleri duyuyordur. Eğer böyle bir şey olursa, o zaman Türkiye daha hızlı büyür. Ee, Türkiye'de daha akılcı bir ekonomik politika izlenir. Bunun dışında Türkiye'de Türkiye'nin diplomatik sorunlarına da çok değişik cevaplar aranır. Örneğin Amerika ile aramızda çok ciddi, bizim milli menfaatlerimizi etkileyen, olumsuz etkileyen e, ihtilaflar var. Fethullah Gülen şeytanının rahat rahat Pensilvanya'da yaşaması Amerika'nın bize ihanetidir. Bu sorunun muhakkak çözülmesi gerekir. PKK kopyalarına Suriye'de verilen destek müttefikliğe yakışmaz. Bunun çözülmesi gerekir. Bizim lehimize çözülmesi gerekir Amerika ile bir ittifak için. Ama bir S-400 suni bir krizdir. Olsa da olur, olmasa da olur pragmatizme dönüşün işaretlerinden biri de bu S400 meselesinin işte halledilmesi olacaktır ki yaptırımlardan kaçın S400'ler uğruna yaptırım yemeye değmez bana sorarsanız. Patriot almaya da ihtiyacımız yok diyorum çok samimi bir şekilde. Yine aynı şekilde bir şekilde Suriye sorununun çözülmesi lazım. Suriye'de Fırat'ın doğusunda bir askeri başarı elde ettik. Güvenli bölgeyi kazandık. Yalnız güvenli bölgenin yerli vatandaşlarına e, Milli Suriye ordusu tarafından yapılan zulümler Türk basında dile getirilmese de çok ağırdır. İnsanlık suçudur, savaş suçudur ve bu yüzden başımız büyük belaya girecektir. Bunların derhal engellenmesi gerekir. Bunları bir kenara bırakırsak o güvenli bölgeyi savunmanın, orada halen barınan 600 bin Kürt ve Arap e, vatandaşın yaşamlarının sağlanmasının, çünkü ekonomi mahvoldu bu savaşta ee, ve Sayın Erdoğan'ın oraya yerleştirileceğini söylediği 1 milyon Suriyelinin işte iskanı ve hayatının sağlanmasının maliyeti senede 8-10 milyar dolardır. Ee, halkımızın her gün yeni vergilerle inlediği bir dönemde bu 8-10 milyar doları nereden bulacağız? AKP hükümetinin bu soruya cevap vermesi lazım. Çünkü şu ana kadar kimse yurt dışında cebinde eline sokmadı. Sokmasını da beklemiyorum açıkçası. İllip daha da büyük bir sorun. Şu anda sınırımıza birken mülteci sayısı 300 bin civarında tahmin ediliyor. Daha Esat İllip kentine gelmedi. Biraz daha güneyde Marat el Numan adlı ikinci büyük yerleşim bölgesine saldırıyor. Esat hiç kimseyi dinlemeye niyet yok. Binlerce sivili öldürecek, çoluk çocuğu öldürecek ve İllip'i ele geçirecek. Rusya da ona mani olmuyor. Aksine hava bombardımanı vasıtasıyla yardımcı oluyor. Ve Türkiye'yi çok zor duruma düşürüyorlar. Biliyorsunuz anketlere baktığınızda ekonomik sıkıntılar, işsizlik gibi ekonomiyle bağlantılı sorunlar dışında seçmenin AKP'ye kızmasının en önemli nedeni Suriyeli göçmenlerle geçinememesi. Ha bu işte bir yabancı düşmanından kaynaklanır, ekonomik sebepleri vardır, haklı sosyal sebepleri vardır o başka bir mesele ama 300 bin, 400 bin Suriyeli mülteci daha gelirse, bunların arasında 40-50 binde azılı işit militanı karışırsa e, AKP parçalanmaya başlar. Yani bu, buna, buna engel olunamaz. Yine aynı şekilde bir Libya meselesi var. Biz Libya ile bir e, deniz alanının paylaşımı konusunda anlaşma imzalayarak büyük bir zafer elde ettik. Ama şimdi onlar da bizden koruma istiyor. Tabii ki koruyalım eyvallah milli menfaatlerimizi gerektirir ama yani mesafeye baktığınızda biz güçsüz bir devlet değiliz ama bizim Türk Silahlı Kuvvetleri çok uzun mesafelerde güçsüz bir hükümete destek verebilecek şekilde yapılandırılmamış. Orada da o hükümetin düşmesi Hafter, Genel Hafter güçlerine düşmesi hükümeti çok zor durumda bırakır. Dolayısıyla hükümetin yalnız ekonomik politikaların değil, aynı zamanda diplomatik yaklaşımını da değiştirmesi gerekir. Mesela bu Rusya ile olan ittifakımızın ciddi bir şekilde masaya yatırılması gerekir. Ben hükümete Rusya'yı bırak, Amerika ile ittifak yap diyecek değilim. Amerikancı olduğumu da itiraf ettim ama bunu kesinlikle söylemeyeceğim. Ama Rusya ile olan ittifakın getirisi ve götürüsünün daha iyi incelenmesi, Rusya'nın bizden aldığını, bize verdiğinden çok daha fazla olduğunu kabul edilmesi, Rusya'ya kabul ettirilmesi, anlaşmaların yeniden düzenlenerek Rusya'nın Libya'dan elini çekmesi ve Suriye'de bize yardım etmesinin sağlanması gerekir. Yani Rusya'nın en azından İllip'te yapacağı savaş uçaklarıyla bizim müttefiklerimizi bombalamaması, Esad'a yardımcı olmaması, güvenli bölgede bir Kobani, ve Membiç bize bırakılabilirdi. Esad'ın askerlerine değil. Rusya bunları yapabilir. Ama bize 16 milyar metreküp gaz satmayı biliyor. Bunun 4 milyar metreküpü yeni sadece. Ötekisi eski Ukrayna'dan gelen gazı telafi ediyor ya da ikame ediyor. Bunu da ilave edeyim. İşte nükleer santral yapıp garantili fiyatlardan elektrik satmayı biliyor. S-400, SU-35, 37 uçakları satıyor. Karşılığında sebzeleri geri gönderiyor. Yani çok tek taraflı bir anlaşma. Bu gibi şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. <laughs> AB ile bir şekilde vize sorununun halledilmesi gerekiyor. Bunun için en önemli noktalardan biri karşılıklı tehditlerin durması ve bu anti terör yasasının değişmesi. Yani bir yargı reformu yaptık. Anayasa Mahkemesi ve yüksek mahkemeler büyük ölçüde bu yargı reformunun getirdiği daha liberal, daha yumuşak yargı düzenine uyuyorlar ama alt mahkemeler uymuyorlar. İşte Osman Kavala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla serbest bırakılması gerekir. Diyeceksiniz ki kimdir ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Lütfen anayasayı okuyun. Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri başlamadan önce anayasa değişikliği yaptık. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni Türk hukukunun en yüksek yargı merceği olarak, merceği olarak biz kabul ettik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Anayasa Mahkemesi kararları üstündedir. Dolayısıyla onlar bir karar verdiğinde Osman Kavala'yı serbest bırakacaksınız dediğinizde bırakmak zorundasınız. E siz bunları yapmazsanız tabii vize serbestisi de gelmez, gümrük birliği de yenilenmez. Bütün bunların değişmesi gerekir. Ve samimi fikrimi soruyorsanız da kış aylarında anketlerde AKP daha da kötüye gidecek. Çünkü işte o zaman Gerçek fakirliği, enflasyonu göreceğiz, işsizliğin arttığını göreceğiz ve Erdoğan yolunu değiştirecek. Olmazsa erken seçim gelecek. Ne zaman olabilir? Bence erken seçim yaz başlamadan olabilir. Benim bu yeni kurulan siyasi partilerle, herhangi bir siyasi partiyle, herhangi bir holdingle bir ilişkim yok. Olmasını istiyorum ama beni kovuyorlar. <laughs> Ama işte ara sıra onlarla konuşanlarla konuşuyorum. Zannederim yeni kurulan partiler 2020 sonunda bir seçime hazırlanıyorlarmış. Yalan da olabilir. Söyleyeni yalancısı bilmiyorum. Bence 2020 yılının ilk yarısında bir erken seçim olabilir. Tabii bu Türkiye ekonomisi açısından çok tahrip edici olur. Çünkü bütün seçimlerde 3 ay öncesinden çok ciddi bir popülizm uygulanmaya başlanır. Bütçenin bütün kaynakları seçmene dağıtılır. Bu da yetmez. Merkez Bankası'nın kaynakları yani para basılma yoluyla da seçmene para dağıtılır. Ama artık biz bu yolların sonuna geldik. Biraz daha yaparsak ekonominin dengeleri bozulacak. Ya enflasyon patlayacak ya kur patlayacak. Ve AKP dimyata pirince giderken eldeki kinoadan olacak. Görüyor musunuz nasıl bak eski terim ki elde kino yani hakikaten bu çok çok sağ ol bana hatırlattığın için de. Erken seçim olursa tabii ki Sayın Erdoğan'ın hitabet kabiliyeti halkla arasındaki ilişkinin önemini yatsımıyorum ama işte bilebildiğim kadarıyla güvendiğim anketlerden konuşuyorum. Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileri Millet İttifakı adına dengeleri değiştirebilir. Ve Ekrem İmamoğlu da anketler, anketlere göre Erdoğan'ı başkanlık yarışında bayağı zorlar. Ben Konda'yı, Bekir Ağrıdır'ı dinliyorum. Şu ifadesi çok çarpıcı. Davutoğlu ve Babacan partileri yüzde bir iki oy alsalar dahi şu anda iki ittifak arasındaki fark o kadar dar ki terazinin dengesi bozulur ve karşı taraf kazanır. Yani parlamentoda örneğin çoğunluk Millet İttifakı'nın eline geçebilir. Ve dikkat ederseniz hem Davutoğlu hem Babacan parlamenter sisteme geçmeyi savunuyor. Dolayısıyla parlamento muhalefetin eline geçerse Cumhurbaşkanı da büyük zorluk çıkartırlar. Ee, Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan arasında bir başkanlık yarışı olsa kim kazanır anketleri var. Hepsinde Erdoğan kazanıyor ama Ekrem İmamoğlu gibi daha bir yıl önce adını dahi duymadığımız bir karakterin ikinci sırada yer alması ee, işte %25, %30 gibi bazılarında %40 gibi bir itibar ratingine sahip olması önemli bir şey. Bir de Ekrem İmamoğlu tabii bu Kanal İstanbul'da çok güzel bir rüzgar yakaladı arkasında. İstanbul halkı Kanal İstanbul'u istiyor mu? Bir tek anket var elimizde. Artı bir yapmış kanalı. Halkın %72'si istemiyor. Hani bu Çevre Bakanlığı büroları önünde biriken kuyruklardan bu rakamın çok abartılı olmadığını kestiriyorum naçizane. Ekrem İmamoğlu bu direnişini sürdürdüğü sürece popülaritesi artacaktır. Nereden bakarsanız bakın. Eğer bir erken seçim olursa çok çekişmeli geçecek. Seçimden önce ekonomiye çok büyük tahribat verilecek popülist halk dal kavuklu hareketleri yapılacak. Eğer anketler benim dediğim gibi seçimin çok çekişmeli geçeceğini gösterecekse o zaman bunu İstanbul seçimlerinden önce de yaşadık. Kreditörler kredileri azaltacaklar. Yerliler yeniden döviz alacaklar. Belki para dövizlerini geçici bir süre olarak bankalardan çekip yastık altında güveni almayı tercih edecekler. Özel sektör sabit sermaye yatırımları duracak. İnsanlar beklemeye geçecek konut almak için bekleyecekler. Bankalar belki biraz daha az kredi verecek. Özetle söylemek gerekirse erken seçim benim siyasi görüşüm ne olursa olsun muhalefet kazanacak olsa dahi ekonomi açısından kısa vadede çok da yararlı bir şey değil. Bize 2020 yılını kaybetmemiz sonucunu getirir. Bu yüzden ben şahsen istemem. Ben şahsen hükümetin muhalefette daha uzlaşmalı bir tutum izlemesini yurt dışındaki müttefiklerimizle Amerika ile AB ile Rusya ile daha akılcı daha uzlaşmacı ilişkiler kurmasını diplomatik sorunları askeri değil diplomatik yöntemlerle çözmesini teşkil ederim. teş, teş <laughs> teşkil edici bir yapıya teşvik ederim, teşvik ederim. Arapçayı severim, gözlerinden öperim. E bu mezbele hepinize <laughs> mutlu yıllar diliyor şu anda <laughs> hurma rakısı içerken. Ancak önümüzdeki iki ayda bu işin kaderi belli olacak ve açıkçası da kış aylarında gelecek ekonomik durgunluk yanında Ocak ayında Merkez Bankası'nın gereğini, gereğini aşan, dengeleri bozan bir faiz indirimi yapması durumunda ben hükümetin yolundan vazgeçmeyeceğini ve erken seçime giden kapıların açılacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve i̇ki anons, bir dördüncü kitabım çıkacak artık ya da çıktı. Bekle çıktı ve bitti bile. Kim bilebilir? Ee, bir göz atmanızı rica ediyorum. 2019'da Türkiye'nin gerçek ekonomik hikayesini yazmaya çalıştım ve 2020'de bir kısmını bu videolarda sunduğum tahminleri detaylı bir şekilde anlattım. Çok parlak bir manzara çiziyorum. Ben her şeyin 2020'de daha iyi gideceğine inanıyorum. İkincisi The Real Turkey Channel. Bizim hakikaten bir hizmet olarak sunduğumuz. Çünkü reklam almıyoruz dikkat ederseniz. Tamamen yani burada emek gönül emeği veriyoruz. İngilizce video kanalımız her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor. 5000 kişi falan seyretmeye başladı bazı videoları ve bunların içinde yabancılar da var değil mi? Birka bir üç tane falan bulduk ya. Niye hani nereden bu adamlar kim? Arayıp soracağız. Niye seyrediyorsunuz? Evet. Şaka bir yana. En azından bir kere bir göz atın. Beğenmezseniz seyretmeyin ve hakaretlerinizi sunmaya devam edin. Karaciğeri patlayan pis ayyaş kapalı gözlü herifliğe bunlar bana büyük keyif veriyor. Ve ne olursa olsun keyfinizi kaçırmayın. Her şey daha iyi gidecek. Hepinize mutlu yıllar dilemeden evet. önce. Evet, evet, evet sevgili arkadaşlar. Erkekseniz veyahut da harbi hassanız, hasenaysanız 11 Ocak'ta Adana'da TÜYAP Kitap Fuarı'nda parola yayınları standında... veyahut da neresini verdilerse imza için buluşuyoruz. Orada yüzüme söyleyin. <laughs> ne söyleyeceksiniz? Keyifle hepinizi dinleyip güleceğim. Hepinizle karşılaşmak üzere elveda diyorum.